Semih'e soralım. Senin değerlendirmen nasıl adadaki bu son durum? Vallahi abi Dallas'a çevirdiler burayı. Yani söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok trajikomik bir durum. Ben irite oluyorum bu muhabbetlerden. Çünkü bana çok uzak şeyler bunlar. Benim çevremde böyle insanlar yok. Ama burada bir hafta daha ileriye gidebilmek için birbirlerini kıyıyorlar. Bunları görüyorum. Ne olacak? Semih Öztürk müsaade edecek mi? Bir hafta daha kaçsan ne olacak? İkinci hafta yine yakalayacak seni. Yani bunun kaçışı yok. Kaderden kaçılmaz. Ama ben şunu söylüyorum. Şu çok tuhaf bir durum. 7 kişi bir kişiyi yazdırıyor. Herkes o 7 kişi birbirine güvenerek geliyorlar 2 ay boyunca. Ve ben ortadayım, beni de hani yazabilirler, öyle ihtimalleri var. Sonra 3 kişi 5 kişi neyse bir kulis yapıyor. Bu hanımefendinin haberi olmadan onu sokuyorlar bir de potaya. Yani bu 3 kişi 5 kişi kim yaptıysa bu kulisi, zamanı gelince o birbirlerini satmayacaklarını mı düşünüyorlar? Nasıl yürüyorlar böyle? Ben bilmiyorum, çünkü ben ilişkilerimi her zaman güven üzerine kurarım. Burada samimiyetsiz ilişkiler olduğunu ben ilk günden beri söylüyorum. Şimdi herkes dediğime gelmeye başladı yavaş yavaş. Dediğim gibi bu muhabbetlerde benim yerim yok. Ben ilk günden beri zaten duruşum benim nettir. Beni bilen bilir. Tavrım çok nettir. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar, ben ilgilenmiyorum bu konuyla ilgili. Yani bir hançer geldi. Buradan bir hançer geldi galiba. Pardon. Yani zor şartlarda yarışıyoruz burada. Hakların da hayırlısı olsun diyorum. Zaten uzun vadede de hepsi patır patır dökülecektir. Teşekkürler.